altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşların çare değil, ağlama büyür. Işığını dik tutabilirsen boy vereceksin. Gözyaşların çare değil, ağlama büyür. Işığını dik tutabilirsen boy vereceksin. Her yanında allım ordu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanında allım ordu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Sen bir aşkın içindesin, yaşayacaksın. Her yanını börtü böcek sarsane çıkar. Toprağa sıkı sarılır, boy vereceksin. Her yanını börtü böcek sarsane çıkar. Toprağa sıkı sarıl, boy vereceksin. Her yanında allım ordu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanında allım ordu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Eline, diline sağlık Mehmetciğim. Çok teşekkür ederim. Ne söylerdik ederim bunları ya. Hala da onları düşünüyorum yani, bazı türküleri, bazı şarkıları hala yıllardır söyledik, söylüyoruz. Bunlardan bir bölümü de hepimiz için, bizim müzisyenleri kastediyorum. Mehmet Gümüş besteleridir, senin bestelerindir. Gerçekten öyleyse benim için büyük olur tabii bu. Canımsın, ne demek? Bizler için, bizler için. Eyvallah, çok bizler teşekkür ederim. Bizler için olur. Sözlerini İbrahim Karaca yazmış. Buğday tanesini da yorumladın değil mi? Evet, buğday tanesi benim bestem. Sözlerini İbrahim Karaca yazmış, ona da buradan selam gönderelim. Tabii, hepsi, değerli arkadaşım. Bütün hepsini alacağız arkadaşlarımıza. Zaten orada altyazı olarak da geçtik söz. Söz harika, diye sen söylerken. Harika. Mehmet Gümüş, benim sevgili arkadaşım, kardeşim, yoldaşım, her şeyi söyleyebilirim Mehmet için. Bugün konuğum sevgili Arta TV izleyicileri bu pazar. Bakınız, buğday tanesiyle geldik. Bu albümde bu Sevcan Orhan yorumlamış. Evet. Pek çok isim yorumladı bu buğday tanesini. Önce şunu bir göstereyim. 2016'da çıkan Mehmet'in, sevgili Mehmet Gümüş'ün. Şöyle bir yakından alalım bunu Mustafa. Aldık mı? Şöyle. Aldık, tamam, harika gözüktü. Bakınız, Mehmet Gümüş'ün bestelerini farklı sanatçı dostlar yorumlamış. Onur Akın gibi, Kubat gibi, Sevcan Orhan gibi, Hüseyin Turan gibi, İlkay Akkaya gibi, Selçuk Balcı gibi, Suavi gibi, Seyfi Yerlikaya, Oğuz Aksa... Hadi hepsini yorumlayalım, söyleyelim. Arkadaşlarımıza şey olmasın. Hepsi evet, çok değerli arkadaşlar. Deniz Toprak, Oğuz Aksaç, Bahadır Sağlam, Nilüfer Sarıtaş, Ender Balkır, Nurdan İpek ve Cem Çelebi bu albümde yer alan dostlar. Evet. Tabii bunun dışında sevgili Mehmet'in bunu mesela, bu kimler yorumladı
normal akış içinde bestelendikten sonra Buday türküsünü? Çok. İlk Ayakkaya yorumladı. Bunu Edip abi söyledi mi? Yavuz Bingöl yorumladı. Sevcan Orhan yorumladı. Bir de daha aklıma daha olmayan daha binle yani 10-15-20 civarında sanatçı arkadaşımız yorumladı bunu. Edip abi bunu değil. Edip abi Karadeniz yorumladı değil mi? Değiliz. Onu yorumlamıştı. Bu albümde de Karadeniz'i Kubat okuyor. Arkadaşlarım bu benim 6. albümümdü. Mehmet Gümüş besteleri şeklinde bir konseptimiz vardı. 17 tane Mehmet Gümüş bestesini 14 tane sanatçı arkadaşım okudu. 14 niye 14 tane? 3 tanesini ben okumuştum. 14 tanesini ise 3 tane yeni bestemi ben okumuştum. 14 tane benim bilinen bestelerimi 14 tane sanatçı arkadaşımız okumuştu. Onlara çok teşekkür ederim. Çok da güzel yorumladılar. Albüm de çok sevildi o dönemde. 2016 yılında çıktı. 2016 yılının son aylarında çıkmıştı ve sevildi albüm. Onun için o arkadaşlarıma, o sanatçı dostlarıma teşekkür ediyorum buradan. Yani albümü onlar büyüttüler. Sağ olsunlar. Ben bunun doğru bir şey olduğunu, doğru bir format olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. Senin 5 tane solo albümün vardı değil mi? Bunlar 5 tane solo albümüm var. Şimdi bu 6. Evet. olarak farklı sanatçıların yorumladığı Mehmet Gümüş besteleri başlığı altında. Evet, evet. Şimdi bunun benzerleri farklı dostlara tabii, da. Tabii. Mesela Alatine yapıldı biliyorsun en son. Tabii, Usa tabii. işte Livaneli yaptı vesaire. Doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. O yıllarda bu çok yapıldı. Bu aslında Mehmet Gümüş müziğinin bir özetidir beste anlamında. İşte bu anlamda doğru. 17 tane benim kendi bestelerin arasından yani seçtiklerim. Yani en sevilenler diyelim. Buna benzer şey Onur Akın yaptı. Şimdi yeni bir Kız Akkale yaptı. Böyle kendi çok sevdirdiği türkülerden oluşan buna benzer bir albüm. İşte 14 tane sanatçının yer aldı. Bu şu anda hala devam ediyor. Buna benzer konseptler. Seviliyor bu tarz. Tabii bunun dışında benim 5 tane solo albümüm var. Yine kendi bestelerimden oluşan. Şimdi yeni çalışmalarım var. Belki bu yıl içerisinde böyle single birkaç besteden oluşan bir single çıkartabilirim. Herkes artık bu yolda değil mi? Evet. CD meselesi maalesef. Olay buraya dönüyor artık. CD tabii, meselesi tabii, maalesef tükenince zorunlu olarak tabii. yani. Dünya başka bir şekle dönüşüyor. Teknoloji çok ilerliyor. Bunun da farkında olmak gerekir. Gereğini yapmak gerekir tabii. Bu sene olabilir mi böyle bir şey Mehmet? Olabilir. Olabilir. Bu 2020'de olabilir evet, yani. 2020'de İki kesin şarkılık olur. Bir single. İki şarkılık bir single. Üç de olabilir, dört de olabilir ama en az iki. Tamamdır. Bekliyoruz. Peki, ondan sonra bir daha bekliyoruz hem müjdeli haberle birlikte. Peki, şimdi Mehmet Gümüş deyince müzikle ilgili olan dostlar zaten hemen tak diye ismi zaten bilirler de bir Fatsa diye bir şey hemen gelir. Yani Mehmet Gümüş'le birlikte, sevgili Mehmet'le birlikte Fatsalı ve hem orada eğitim görüp sonra Gazi Müziği'ye gidiyor ki Gazi Müzik o bölümden oradan Gazi Müziği'ye es geçmeyelim. Yine müzikle ilgili dostlar bilirler. Gazi Müzik Türkiye'nin en sıkı müzik bölümlerinden biridir. Hala da. Hala da öyle ama o dönem tabii yani çok üst evet. noktada bir kurumdu değil mi? Evet, evet. Özellikle. Yani tek müzik, birkaç tane müzik okulundan birisiydi ama o en başında geliyordu o zaman. Evet. Gerçekten Gazi Müzik çok önemliydi. Ve sonra tekrar değil mi Mehmet'ciğim? Öğretmenlik olarak tekrar Fatsa'ya dönüş. Tabii ben öğretmen olarak Fatsa Lisesi'ne atandım. Atandıktan sonra Fatsa Lisesi'nde 1,5 yıldan fazla, işte 79'da atandım. 1980'de müzik öğretmenliğim devam etti. 12 Eylül'de işe alındım. Müzik öğretmenliğim bitti. Öyle bir 7 yıllık başka bir hayatımda başka bir dönem başladı. Cezaevi dönemi yani o da. 88'de çıktıktan sonra 1988'de işte 90'da birinci albümümü yaptım. Bugüne kadar işte 6 albümümü yaptım. Bir de çocuk şarkıları albümümü yaptık bir arkadaşımla birlikte. Onu da katarsak 7 albüm oluyor tabii. O zaman Fikri Sönmez'i sevgiyle, özlemle rahmetle analım. Aynı davadan siz yargılandınız. Tabii aynı davadan yargılandınız. Genç kuşaktan belki bilmeyenler olabilir. 80 evet. öncesinin efsane evet. büyük oy farklarıyla değil mi? Seçilmiş tabii, belediye tabii. başkanı evet. ve cezaevinde yitirdik değil mi? Tabii cezaevinde kaybettik 1985 yılında. Senin ağabeyindi. Benim çok yakındı. Hem akrabalık da var ama akrabalıktan öte yoldaşlık ilişkimiz de vardı Fikri abiyle. Fikri abi büyük bir oy farkıyla kazanmıştı. 1980 yılındaki seçimleri tam bir demokratik seçimdi ve çok müthiş bir heyecanlı bir dönemdi. O seçim döneminde ben müzik öğretmeniydim Fatsa Lisesi'nde ve o seçim heyecanını bugün gibi hatırlıyorum.
Bunu tabii bugün anlatmak için zamanımız yetmez ama bambaşka bir dönemdi benim için ve Fatsa için ve 10 ayda 10 yılda yapılamayan işler 10 aylık bir belediye döneminde yapıldı. Zaten 10 aylık bir belediye dönemiydi o. 10 ay sonra zaten 12 Eylül geldi. 12 Eylül önce nokta operasyonu geldi Fatsa'ya. 12 Eylül'den 2 ay önce. Yani Fatsa'ya 12 Eylül 2 ay önce geldi daha doğrusu. Fikri abi işe alındı ve 10 aylık belediye dönemi orada noktalanmış oldu. Ama bugün hala konuşulan bir belediye dönemidir. Hizmetleriyle, yaptıklarıyla. Hiç unutulmayan bir dönemdir. Terzi Fikri değil mi? Evet. Evet. Saygıyla anıyorum onu da. Saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Şimdi senin hem sohbetlerimizden biliyorum ben seninle, kişisel sohbetlerimizden. Tabii biyografinden de biliyorum. Daha ilkokul döneminde sen gruplarda falan orada Fatsa'da. Demek ki aileden mi Mehmet biraz? Aileden yoksa Tabii aileden var. Babam iyi çalıp söyleyen biriydi. Hem kemençe hem de bağlama çalıyordu babam. Ben de 5 yaşında babamın bağlamalarını zaman zaman yere düşürerek, zaman zaman kırarak çalmaya başlamıştım. Ben 6 yaşında çalıp söyleyebiliyordum yani. 6 yaşında? 6 yaşında. İlkokula gitmeden mi? İlkokula gitmedim. İlkokula gittikten sonra zaten o zamanla şimdi böyle çalan, bu yaşlarda çalan bu dönemde çok çocuklarımız var. Ama o dönemde çok ilginç geliyordu insanlara. Tabii. Ben bir Fatsa'ya şehre girdiğim zaman babam beni götürdü. O müzik çalan bazı yerler vardı orada. Bağlamasını asmış olan bazı dükkanlar vardı. Ben oraya giderdim. Sandalyeye otururdum. Ayaklarım sandalyeye yere değmez tabii. Orada çalardım. Sokak dolardı orada. Bu çocuk ne yapıyor diye. Yani o kadar küçüktüm yani, zor hatırlıyorum. İlginç dönemlerdi tabii. İlkokulda öyle. Ortaokulda, lisede zaten artık ilerletmiştim yani. Tabii. Gruplar kurdum. Ondan sonra o dönemdeki işte okulda yapılan her türlü etkinliklerde aranan bir isimdim. Korolar yönettim, orkestralar kurdum. Ta lise dönemlerinde onlar. Daha sonra liseden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü, o zaman şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi müzik bölümünün sınavını kazandım. Ve oraya girdim. Orayı bitirdikten sonra da Fatsa Lisesi'ne... Kendin mi istedin Fatsa Lisesi'ne? Tabii. Kendim istedim Fatsa'ya dönmek. Kendim istedim tabii. O zaman müzik öğretmeni çok... Yetiştiren okul çok azdı. Bir tek Gazi'ydi o zaman zaten. Bu nedenle ben orduya depo tayin yaptılar ve Fatsa Lisesi'ne bir talebimle gittim yani. Çünkü çok hiç müzik öğretmeni yoktu orduda o zaman. Ordunun tüm ilçelerinde. Ben de Fatsa istedim. Gitti. Hiç zor olmadı yani o dönemde. Çünkü şimdi müzik öğretmeni yetiştiren okullar çok, o zaman yoktu. Tabii. Yani 1978 yılından söz ediyorum. Tabii yani. Tabii. Gerçekten. Tabii. Gazi hakikaten tek bir okuldu. İstanbul Eğitim Fakültesi vardı. Bir orada vardı. İki yerde vardı zaten. Tabii. Müzik öğretmeni yetiştiriyor. Bunun dışında konservatuvarlar falan vardı ama çok gelişmiş değillerdi o zaman. Şimdi var daha çok. Daha çok olmalı tabii. Bunlar şu anda bile yetişiyor. Daha öncesi herhalde o aydınlanmanın, o halk evleri vesaire, tabii, odaları oradan yetişenler değil mi? Tabii orada yetişen insanlar tabii. Köy üstlerinin devamı olan aynen, eskilerden. Aynen dediğin gibi evet. Oradan yetişenler müzik öğretmenliği yapıyor herhalde. Evet. Bir müzik arası olabiliyor mu? Bir müzik arası olmaz olur mu? Bir müzik arası yapalım. Benim şimdi bu albümde, yani Mehmet Gümüş Besteleri albümünde burada. Biraz önce senin de çok teşekkür etmeliyim tabii onun için. Güzel sözlerle ifade ettin o albümde. Benim okuduğum 3 tane eserden bir tanesi. Hangisini okuyoruz? Seheriyeli. Hadi bakalım. Sözlerini Murat Demir yazdı. Gelir belki, yollarını kesme bugün.
kurşunlara dönüp bakmam, dolsa bağrıma bağrıma, kar saçına halel gelse gider ağrıma, canım ağrıma. Kurşunlara dönüp bakmam, dolsa bağrıma bağrıma, yar saçına halel gelse gider ağrıma, canım ağrıma, gülüm ağrıma. Resim yaptım gülden cama, gelirsin diye odama, bir tat düşmüş bu adama, yar yollarım kesme bugün. Resim yaptım gülden cama, gelirsin diye odama, bir tat düşmüş bu odama, yar hatrını kesme bugün. Kurşunlara dönüp bakmam, dolsa bağrıma bağrıma, yar saçına halel gelse gider ağrıma, canım ağrıma, gülüm ağrıma. Kurşunlara dönüp bakmam, dolsa bağrıma bağrıma, yar saçına halel gelse gider ağrıma, canım ağrıma, gönlüm ağrıma. Tertemiz çaldın. Ne güzel söyledin Mehmet ya. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Mehmet'te tabii enstrümanla hakimiyet zaten son derece iyi. Fakat bir eğitimcilik de var ya, o hani öğretmenliğin o titizliği, disiplini var ya, onu ben hemen görüyorum yani, alıyorum böyle karşılığı çalarken. Şimdi atlamayalım. Unuturuz belki. İzleyicilerimize önce bahsedelim. Biz müzisyenlerin ve söz yazarlarının iki tane örgütü var sevgili dostlar. Pardon, üç tane. Hatta dört tane bir tanesi. Ben anlatacağım şimdi. Toparlayalım. Yanlışlık üç alanda ama. Yanlışlık yapmayalım ama şöyle diyeyim daha doğrusu toparlayayım. Mehmet onu detaylandırsın. Bir besteci ve söz yazarı kimliğimizle Mesam ve Mehmet öbürü BSG. Besteci ve söz yazarlarının bir de yorumcuların yorumcuların meslek birliği MÜYOR birimiz var. Evet. Hepimizin. Bir de MÜYAP var. Yapımcıların var bir. Evet. MÜYAP var. Müzik alanındaki 4 meslek birliği bu. Evet. MÜYAP'ın başında da Bülent Forta var değil mi? Bülent Forta MÜYAP'ın genel koordinatörü. Oradaki arkadaşlarımız var. MESAM'da. Şimdi sen MÜYOR birin Müzik Yorumcuları Birliği'nin meslek örgütünün yönetim kurulundayım. Evet. Son dönemde ben çok başarılı gittiğini düşünüyorum MÜYOR1'in. İyi tabii, gittiğini düşünüyorum. Ben de iyi gittiğine inanıyorum. Üyelerimizden aldığımız tepkiler bu yönde. Ama tabii genel olarak telif anlamında tabii dünya ölçülerine göre baktığımızda dünyanın çok daha gerisindeyiz. Epeyce gerisindeyiz daha doğrusu ama epey bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim telif alanında. Daha da olumlu noktalara geleceğiz. Gerçekten meslek birlikleri bu anlamda büyük bir çaba içerisinde. Biz telif hayatımızı dünya standartlarına getirmek için elimizden geleni yapacağız. MÜYOR olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Çok ahenkli bir çalışmamız var. Çok ahenkli bir yönetim kurulumuz var. Çalışıyoruz. Gelirlerimizi arttırmak, üyelerimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat üzücü bir taraf, MESAM'da pek sular durulmuyor galiba değil mi? Galiba değil, durulmuyor, biliyoruz yani. Şimdi buna benzer şeyler meslek örgütlerinde olabilir. MESAM'ın kendi içinde bir problem yok esasında ama MESAM'la MSG'nin
ayrı düşmesinden sonra tabii iki meslek örgütü, aynı alandaki besteci ve söz yazarları alanındaki iki meslek örgütünün kendi aralarında bir takım sorunları var. Onların da giderileceğini çabuk zamanda, tez zamanda inanıyorum. Tabii MESAM'ın başka sorunları var. Zaman zaman MESAM üzerinde başka türlü oyunlar oynanıyor. İşte biliyorsunuz bir önceki dönemde bir kayyum atandı. Tabii. O kayyum sıkıntı yarattı. Meslek örgütlerini üzdü. MESAM'ı daha çok üzdü ama o dönem şimdi atlatıldı. MESAM şu anda iyi yolda. Yakında da zaten yine tekrar genel kurulları var. Umarım genel kuruldan da sağlıklı bir şekilde çıkacaklardır. Öyle inanıyorum. Hepimiz de inanıyoruz. Evet. Nasıl ulaşacaklar sana izleyicilerimiz onun için? Sana ulaşmak isteyen dostlar? Bana ulaşmak için çok kolay. Yani İnterneti kullanıyorsun. İnterneti kullanıyorum. Instagram'ı kullanıyorum. MehmetGümüşNord.org'u kullanıyorum. Kendi adınla mı kullanıyorsun? Tabii hepsini kendi. Face'i, Instagram falan. Mehmet Gümüş olarak mı? Mehmet Gümüş olarak. Mehmet tabii Instagram'da tabii çift T var sonunda. Mehmet çift T Gümüş. Tamam. Efendim şeyde MehmetGümüş.org benim web sitem. Onun dışında Face. Zaten çok basit artık bu konuda sanatçılara ulaşmak. Ulaşılmayacak. Google'a yazıldığı zaman bile isim çıkıyor. Seninki de benimki de başka sanatçı dostlarımınki de Google'a Mehmet Gümüş yazınca sen orada çıkıyor. O seni yönlendiriyor. Oğlum ben yani. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum ekranda da gençlere de. Artık ulaşılmayacak biri yok. Buradan bir şekilde internet üzerinden ulaşılır. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Bu programla ilgili de sevgili dostlar öneri, görüş ve istekleriniz için lütfen internet mecralarını yine aynı şekilde sevgili arkadaşımın dediği gibi kullanınız. Haluk Çetin gitar. Haluk Çetin tabii birleşik gitar Instagram, Haluk Çetin gitar Twitter, Facebook'ta da Haluk Çetin olarak sayfalarım var. Mehmetçim geldik bugüne. Ha? Evet. Bir türkü. Nereye geldik şimdi? Şimdi benim çok bilinen bir bestem. Onu söylemesem olmaz aslında. Her televizyon programında bunu söylüyoruz. Bazen söylemediğim oluyor. Onu sen söylemedin diye çok ciddi eleştiriler alıyorum. Benim için hit olmuş şarkılarım, türkülerimden, bestelerimden bir tanesi. Turnam başım darlanıyor. Evet. Şu yaban diyarda benim. Onu söyleyeyim. Bunu da çok kişi söyledi. Ya onu çok kişi söyledi. Saymakla bitmez. Saymakla bitmeyecek yani. Kadar çok kişi söyledi. Evet. Derdisine bu yıl bize gülme kara.
seni. Çekelim turnam sineni, derdisini. Bu yıl bize gülme karam, belki seni. Çekelim dostlar sineni, derdisini. Bu yıl bize gülme karam. Mehmet, onu hiç çekme. Peki. Neden biliyor musun? Peki. Şimdi diyecekler ki Haluk Çetin'i ben biliyorum. Hem Avrupa'da ve yurt dışında izleyenler, hem buradaki dostlar. Niye Ordu türküsü hiç... diyecekler, biliyorum bunu. Söyletmedin. Ben söyletmedim değil, söyleyeceğiz. Peki. Buradan hemen istersen oraya bir bağlama. Peki oğlum. Şansımız Ordu var türküsü mıdır? O zaman ne şey yapalım. Ordu'nun söylenen bir türküsü. Ama çok söylenen değil. Ama aslında çok güzel bir türküsü. Orası Çambaşı. Çambaşı, Ordu türküsü. Ordu türküsü tabii. Sazaklara ev yapman, o batar gider, o batar gider. Uzaklara kız vermen, o yeter gider. Uzaklara kız vermen, o yeter gider. El kadarcık ekmeğin al, o bize yeter, o bana yeter. Ağlama gelinim, ağlama anam, beni yolumdan eyle. Ağlama gelinim, ağlama anam, beni yolumdan eyle. Ağlama gelinim, ağlama anam, beni yolumdan eyle. Bu türkünün bu kadar güzel olduğunu şu anda, yani şu saniyede, şu dakikada senin yorumunu, senin yorumunla fark ettim. Eyvallah. Gerçekten içtenlikle, hani böyle bir etki yaratmışsam, bildiğimiz bir türküydü ama ne kadar güzel bir türkü değil mi sevgili izleyiciler? Güzel. Türkü çok güzeldi. Yani onda öyle bir etki, umarım hakkını vermişizdir yani türkünün. Ordu'da çok tabii yani Türkler. Tabii. Yani Ordu'nun folkloru, Ordu'nun sanatı çok gelişmiştir. Yani konumu gereği Ordu Orta Karadeniz bölgesinin en ortasında olan bir yer. Batısı var, doğusu var. Arkasında interlandında Sivas var, Tokat var. O tüm kültürlerden beslenen bir şehir olduğu için bu da Ordu'nun folkloruna yansıyor, sanatına yansıyor. Dolayısıyla Ordu bu konuda zengin. Yani. Bu tarif tamam, tam oldu. Şimdi mesele oturdu, bende de oturdu. Evet. Hangi enstrümanları çalıyorsun?
hangi enstrümanları çalıyorum. Şimdi artık profesyonel olarak bu işe başladıktan sonra, yani müziğe başladıktan sonra bağlamayla çalıp söylüyorum. Tabii yani bağlamak, ben orkestram var, orkestramda ben bağlamayla, bağlamayı ben çalıyorum. Aynı zamanda hem solistim hem bağlama çalıyorum. Ama tabii okul dönemlerinde benim branş dersim violonseldi. Piyano mecburi bir dersimizdi bizim. Tabii temel ders zaten. Dolayısıyla o okuldan, okulda tabii onlar tabii okulda kaldı. Yürütemedim onları. Onlar ama çok severim. Hem violonsel hem piyanoyu çok severim tabii. Kemençe çalıyorum. Tabii Karadeniz'in karakteristik sazlarından, çok önemli sazlarından bir tanesi kemençe çalıyorum. İşte bağlama çalıyorum yani. Bağlamayı profesyonel anlamda çaldığım halde bağlama. Öyle söyleyelim çok. Yani sonuçta müzisyen insanlar hangi enstrümanın başında otururlarsa otursunlar, onu şöyle 10 dakika içerisinde bir oradan bir şeyler çıkartabilirler. Çıkar. Ama o yani o konudaki virtüözlere bir saygısızlık olur. Yani ben onu da çalıyorum, bunu da çalıyorum demek doğru olmaz. Şimdi sen de birçok şey çalıyorsundur, oturursun gitarın dışında. Gitar konusunda zaten uzmanlanabiliyorum ama onun dışında birçok müzik aletinde oturduğun zaman çalabilirsin. Ama onu... Tabii. Virtüözlük derecesinde çalmak başka bir şey. Tabii tabii tabii. Onun için arkadaşlarımızın hakkını orada teslim edelim. Doğru ama tevazu görüyorsunuz değil mi? Sevgili izleyiciler. Mehmetciğim sen bir ara değil ve hala geçerli bu. Bir ara çok daha yoğundu. Yurt dışına özellikle Avrupa'ya çok sık gidiyordun değil mi? Turneler. Yine gidiyorum tabii. Yine ama gidiyorsun. Yani yurt dışı konserlerim oluyor. Hı-hı. Ama tabii bunlar azalıyor giderek de. Sonuçta bu konudaki organizasyonlar, etkinliklerin i̇şte çoğalması. Biraz etkinlikler, da ona biraz değinmek etkinlikler istiyorum. Etkinlikler azaldı ha. Aslında. Aslında ülkemizde de etkinlikler azaldı. Ha. Bu bizim hepimizin, senin de benim de sıkıntıya sokan, sıkıntıya değil miyim de bizi üzen şeyler tabii bunlar. Ha. Biz etkinliklerde var olduğumuz zaman yaşayabiliyoruz. Aynen. Olabiliyoruz. Çünkü sanat sahnede ilerler. Gerçekten evinde oturursun, bestler yaparsın. Bunlar çok güzel tabii ama sanatın ilerlediği yer sahnedir. İnsanlarla onu paylaşamıyorsanız daha doğrusu bir şey eksik kalıyor. Bu anlamda etkinlikler ne kadar çok olursa, bizim de kendimizi ifade ettiğimiz alanlar çok olursa biz de mutlu oluruz. Kendimizi daha çok ifade ederiz diye düşünüyorum. Sanatın ilerlediği yer sahnedir. Evet. Yazdım bunu. Eyvallah. Bunu yazdım. Bak burada bir de çok güzel bir cümlen daha var. Yine sanat ile ilgili toplumsal ilişkilerin diyor Mehmet Gümüş sanatı tarif ederken toplumsal ilişkilerin estetik bir ifadesi diyor. Evet ben o kendi tarifim tabii ben çok bu anlama gelen çok söz var tabii. Sanatı tarif eden, anlatan, tanımlayan cümleler. Bu güzel bir tarif ama. Cümlelerin çoğu buraya çıkıyor. Ben de öyle demiş sanat işte öyle tarif, o tanımlamayı yapmışım. Estetik bir ifadesidir yani sanat. Yani estetiği çıkartırsan orada o zaman tüm sanat dalları girer, başka şeylere girer. Aha. Toplumsal ilişkilerin estetik bir ifadesidir evet. Benim bu tarif seviyorum onu. Doğru da buluyorum ayrıca. Estetik de sanat zaten olmazsa olmazdır. Biçim ve öz estetik sanatın olmazsa olmaz kurallarındandır zaten. Onu kastediyorum orada da. Çok böyle teorik şeylere girdiğimiz zaman eleştiri de alıyoruz yani seyircilerimizden. Yok burada bunun neresinden eleştiri alacağız? Değildi. Aslında bunlara da değinmek lazım ya. Tabii ki, bilmek tabii lazım. İnsanlar ne dinlediğini de bilmesi lazım biraz değil mi yani? Tabii ki. Onun için izleyicilerimizden anlayışına sığınalım. Bence fazla değil bu konuştuklarımız esasında. Fazla olur mu? Az bile aslında. Evet. Aslında az bile. Peki bu ürünlerden bir tane daha dinleme şansınız var mı Mehmetciğim? Şimdi benim yine yeni bestelerimden bir tanesi diyeyim. Geçti o Mehmet Gümüş. Albümde var mı? Albümde var. Albüm bir daha alalım. Mehmet Gümüş bestelerini şöyle bir daha gösterelim. Evet şu dostlarımızın fotoğraflarıyla beraber. Evet Mehmet Gümüş besteleri. En son albüm 2016'da çıkan. Evet. O albümde Deniz Toprak arkadaşımın çok güzel yorumladığı Sevilmek Sana Düştü. Sözlerini Avni Kaysal'da yazdı. Onu okumak istiyorum. Thank you.
varmış mı? Hüzünler bana düştü. Sevilmek sana düştü, sevinmek sana düştü. Bu nasıl paylaşmak? Hüzünler bana düştü. Gülsem de saklındasın, yaşasam da ölsem de hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Hangi yöne dönsem de yol senden yana düştü. Şarkı Mehmet. Teşekkür ederim. Evet, ben de çok seviyorum. Gerçekten bestelerini hani özgün diye bazen yanlış tarif edilen bir laf var ya. kullanılan bir sözcük var ya. Tam anlamıyla. Kendi rengi, sesi sevgili Mehmet Gümüş'ün bestelerinin, şarkılarının. İşte bunları tabii kliplerini yapmak, yapmayı planlıyoruz. Şimdi firma dedi bunlara böyle klipler çekelim dedi. Stüdyo klipleri. Yani onlarla bu parçaların aslında duyulması da gerekiyor. Duyulmasını da istiyorum. Ben de çok seviyorum bunu. Ama henüz çok bilinmiyor. Tabii zaten olması gerekiyor onun. Evet. Hani olmaması bile, şu ana kadar olmaması bile bana göre eksikliktir diye düşünüyorum. Mehmet'ciğim, evet. Önce bir anons yapayım. Sonra sana teşekkürlerimi edeyim ve bir türküyle veda edelim, olur mu? Peki. Bu program sevgili Artı TV izleyicileri, Şiir İçi Şarkılar pazar sabah 10 ve pazar gece tekrarı 12'de. 24'te yani. Tabii Avrupa için nasıl oluyor? Gece 10 oluyor orada. Burada 12 iken orada 10 oluyor. Sabah da daha erken oluyor. Ve ertesi gün itibariyle de YouTube'a atılıyor. Yani programlar kaçırıldık diye üzülmesin. Bu bütün bölümler, sevgili Mehmet'in de bu bölümde öyle olacak. YouTube'dan hemen ertesi gün izlenebilir. Peki. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben çekiliyorum. Eyvallah. Ben de bilinen bir bestemle bitirmek istiyorum. Lütfen kapatalım. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Seni seviyoruz Mehmet. Beni çağırdığın için, konuk ettiğin için. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Emek veren arkadaşlara, bugün bizimle olan burada buradaki arkadaşlarıma. Nice buluşmalara diyelim. Ve ben, bana ait yine bir bestemi. Sözlerini Ahmet Özdemir Erdoğan Aslan'ın yazdığı Karadeniz Karadeniz Fırtınalar içindeyiz. Ondan veda edeyim. Bu da bununla çok pek çok işi söyledi değil mi? Öyle evet, hatırlıyorum. Evet, bunu da çok söyledi. Evet. Karanfil verdi sana her biri bir.